Herkese yeni bir videodan selamlar olsun. Yine ben şemsiye altında bir yerlere gidiyorum arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz diyeyim. Öncelikle şöyle şemsiyemin altından size. Ay böyle de havada yürümek güzel oluyormuş aslında. Şu an ben markete gidiyorum ama günlerdir hava yağmurlu değil. Yürüyüşe gitmiyordum. Aslında yürünürmüş. Ve zevkli oluyormuş böyle yağmur altında. Benim yürüdüğüm yer şey değil, çok fazla işlek bir yer değil. Dediğim gibi. Mersin'de günlerdir yağmur devam ediyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Havanın da çok da açmaya niyet yok. Ama o varsın olsun yağsın, bereket yağıyor. Allah'ıma bin şükürler olsun ya Rabbim. Geçen sene bu yağmurların hemen hemen hiçbirini görmemiştik. Bu sene çok şükür ki yağıyor. Yukarılara hatta kar da yağıyor. Geçen sene kar da yağmamıştı yaylalara. Bu sene yağıyor, Allah'a bin şükür. Hatta dün akşam lambanın ışığında gördük. Böyle küçücük küçücük, çok ince taneler halinde buraya da böyle tozları geliyordu. Mersin'in büyük yaylaları var. Aslanköy, Gözne, Fındık Pınarı gibi. Oralar bembeyaz şu anda. Hatta günlerdir bembeyaz. Yollar bile kapandığı söyleniyor yani. Öyle. Ben şimdi markete gidiyorum arkadaşlar. Eşim geçen gün peynir almıştı. Köy peyniri, kahvaltılık. Şok marketi. Bugün sabah açtık biz. Kaç gün oldu? 3 gün falan oldu. Açmamıştık. Daha evde peynirimiz vardı. Kullanmamıştık. Bugün sabah açtık. Ama hem tadı çok kötü, hem de yenecek gibi değil. Vıcık vıcık. Köy peyniri dediğimiz sert oldu hani. Fişi de duruyordu. Ben atmam da öyle her fişi. Kolay kolay. Şimdi onu götürüyorum bu yağmurda. Kusura bakmasınlar ya, zaten çarpıyorlar, kabul ediyorlar. Allah var yani. Şimdiye kadar ne iade etmek istediysem sorunlu. Kabul edildi. A101 olsun, BİM olsun, şok olsun. Onu götürüyorum. 35 lira az buz para değil. Ya bu peynirin de yenme gibi bir olasılığı yok. Böreğin içine dahi koyma gibi bir olasılık yok. Mayası tutmamış arkadaşlar. Sütle yoğurt arasında bir şey yani, böyle hallice. Biraz kıvamlı işte. Size gösterirdim ama hiç çekmeyi de unuttum. Neyse, gidiyorum şimdi, az kaldı markete. Biraz da yolları göstereyim size. Kendimi gösterirken ikide bir acayip acayip görüntüler çekip size biraz da etrafı göstereyim. Bakın şöyle. Gök gürlemeye başladı. Ben evdeyken hiçbir şey yoktu. Şimdi gök gürlüyor. Zeytin ağaçlarımız. Burası benim her zamanki yürüyüş güzergahım arkadaşlar. Ama dediğim gibi mis gibi bir hava. Temiz havada yürümek de gerçekten çok güzel. Ben yağmuru severim. Kasım'ın sonunda doğmuşum ben. Yani sonbahar çocuğuyum. Yazı çok sevmem. Bahar aylarını severim ama yazı çok sevmem. Buraların yabancısı herhalde bir araç. Bak nereye gitti. Ben oraya dememiştim onlara. Şimdi karıştıracaklar. Yol tarif ettim. Şeye gideceklermiş. Buradaki okul yenileniyor. Hiç bilmiyordum. Metro markete gideceklermiş. Tarif ettim. Dedim ana yola çıkın. Işıklardan, kebaptan döndüm dedim ama onlar karşıya çıkmaz sokağa döndüler. Neyse, şimdi denk gelirsem tekrar tarif ederim. Ben gidiyorum işte şok markete. Şurası da camimiz arkadaşlar. Bizim mahallenin camisi. Eşimle çocuklar cuma namazını buraya geliyorlar. Öyle. Bu oturduğum tarafı ben çok seviyorum. Özellikle aslında bu taraflar daha çok güzel de.
Hani benim oturduğum mahalle de çok güzel. Keşke buralarda şöyle tek katlı bahçeli bir ev bulsam. Ben evimden memnunum. Gerçekten çok memnunum. Ama tek katlı bahçeli evi çok seviyoruz. Eşim, ben, çocuklar. Hani şu anki oturduğumuz evinde Allah'a çok şükür bahçesini falan her şeyini kullanabiliyoruz. Alt kattayız. Kediler için de çok iyi oluyor. Bir şeyler de ekebiliyoruz bahçeye. Daha önce biz bir Dalaman'da tek katlı bahçeli tamamen bize ait bir evde oturduk. Ama maalesef evimize hırsız girdi. Bir de rutubet yaptı. O nedenle demir koltuklarımızın olmasına rağmen evimize hırsız girmişti. Biz de, daha doğrusu ben, en çok ben etkilendim. Ozan Efe çok küçüktü daha. 1 yaşında var mıydı? O civarlardaydı. Evet, 1 yaşındaydı. Pardon, hırsız girdiğinde 1 yaşında değildi. Hırsız girdiğinde 10 aylık falandı. Eylül ayıydı çünkü. Ozan Efe Kasım doğumlu. Sonra da rutubet de yapınca, çocuklar çok sık hastalanmaya başlayınca biz de mecburen, zaten ben oturamıyordum o evde tek başıma. Korkuyordum. Hiç geceleri uyumuyordum. Başka bir ev bulunca oraya çıkmak zorunda kaldık. Demin hırsız mevzusunu anlatıyorum. Şey anlatayım. Şöyle yüzümü göstererek anlatayım. Biraz daha var ya. Çünkü şey, şok marketi. Demir korkulukları vardı arkadaşlar. Evin. Ama etrafında çok fazla ev yoktu. Hepsi de birbirinin akrabaydı. O gün de onların bir akrabaların düğünü varmış. Hepsi oradaydı. Biz de sıkıldık, bunaldık. Eylül'ün 15'i. Havada gayet iyiydi. Bir dedik gezip dolaşalım hani. Akşamüstü. Öyle 2-3 saat evde yoktuk. Bunlar artık kola çanma ettiler. En savunmasız bizim evimi gördüler. Ne yaptılarsa işte korkuluğu açmış. Oda büyüklüğünde balkonum vardı benim, oradan girmiş. Bayağı bir zarar ziyan vermiş. Evi darmadağın etmiş. Çocukların kumbarasına varana kadar, bayram harçlıklarına varana kadar her şeyleri çalmış. Tabii ki ilk gören benim. Ve benim psikolojimi düşünün, kucağımda 10 aylık bir bebekle çığlık çığlığa bağırdım. Ve tir tir titriyorum, ellerim uyuştu, sinir krizi geçirdim. Çocuğu kucağımdan aldılar artık böyle. Çok zor bu dönemde. Bebek sürekli çocuk gece acıkıyor, uyanıyor. Altı değişecek, mama yiyecek, bir şeyler olacak yani. Kalkıyorsunuz. Zaten uyumuyorum da. Her tıkırtıya eşimi de uyandırıyorum. Kalk, bir şey var, evde bir ses var. Bir şey duydun. Gündüz bile her yerleri kapatmaya başladım. Böyle odaları kilitlemeye başladım. Gerçekten çok kötü bir dönemdi. Çok güzel tavuklarım vardı. Bir kümes dolusu tavuğum vardı. Gayet güzel bir şekilde yetiştiriyordum ben onları. Ama maalesef daha sonra taşındığımız ev bahçeli olmadığı için ve kümes olmadığı için tavukların hepsini başkalarına vermek zorunda kalmıştım. Öyle. Ben de macera bitmez arkadaşlar. Ben de macera çok. Gurbette yaşadığımız için olay çok, macera çok bizde. Ara ara böyle aklıma geldikçe anlatırım size de. Ben markete geldim. Gideyim bakayım. Ne olacak? Ben marketten geldim arkadaşlar. Peyniri değiştirdim. Yerine de bunları aldım. Bakın şöyle bir kutu peynir aldım. İki çeşit. Bir kutu peynir verdim. İki çeşit aldım. Tabii ki onun gramajı daha yüksekti. Ama en azından yenilebilir peynir aldım. Bizi bir süre daha bunlar idare eder. Hafta sonu şey yaparız artık.
tekrardan alışveriş yaparız. Bunu aldım. Bunu çok seviyoruz. Biz bakın Miss'in peynir topları. Başka markaların da var. İlk bu çıkmıştı. Bu gerçekten çok güzel bir peynir. Ben çok seviyorum bunu. Çocuklar da seviyor. Bu da taze peyniri. Ekmek üstüne sürülerek yeniliyor arkadaşlar. Ben alışveriş yaptıktan sonra ilk bir hafta asla şey yapmam. Çünkü alıyorsunuz hemen açmadığınız ürünler oluyor. Fişleri atmıyorum arkadaşlar. Bir yere koyuyorum. Ola ki böyle problemli şeyler yaşıyoruz. Bir keresinde BİM'in pirincini almıştım ben. 2,5 kiloluk. Ama acayip derecede bir plastik tadı var yani şeyde pirinçte. Ve pilavı da güzel olmamış. Pilav yaptım ben ondan aldım koydum ama bayağı geçmişti üstünden. Hani pardon bir haftadan fazla geçmişti. Fişini de atmış bulundum haliyle. Daha sonra ben çocuğa hatta bir gün böyle markete gittim ya dedim böyle böyle bir problemle karşılaştık dedim. Abla dedi getirseydin keşke dedi. Şey yapardık dedi değiştirdik ama dedim fişi yoktu dedim. Ha dedi fiş olmayınca olmuyor ama dedi aklında bulunsun. Fişlerini dedi sakın atma. Öyle bir şey olduğunda getir hemen değiştiririz hiç problem olmaz dedi. Ben daha önce de peynir değiştirmişliğim ya da işte süt bir keresinde bozuk çıkmıştı onu değiştirdim. Dediğim gibi buradan çıkartacağımız geleceğim nokta fişlerinizi atmayın. Kesinlikle bir hafta boyunca en azından bir 10 gün dursun bir kenarda. Bize bir zararı yok arkadaşlar. Fiş önemli yani. Böyle değiştirip yerine taptaze sağlam peynir alabiliyorsunuz en azından çöpe de gitmemiş oluyor. Evet canlar videonun devamını ancak ertesi gün akşam vakti çekebiliyorum. Çünkü çok güzel başlayan bir video maalesef çok kötü bitti. Bu aralar benim hastalıklarım hiç bitmiyor arkadaşlar. Bu sefer ne oldu diyeceksiniz. Bu sefer ne oldu? Ben yağmur altında şemsiyeyle şoka gittim, geldim gayet güzel. Mis gibi temiz hava, o kadar mutluyum, o kadar iyi hissediyorum kendimi. İşte yapmam gerekeni de yaptım. Hani peyniri de değiştirdiler. Çok iyiydim, gerçekten çok iyiydim. Ve o gün akşam el açması börek yapmaya niyetim vardı. Ben yani dün akşam. Şimdi ben bunu ertesi gün akşam çekiyorum ve siz izlediğinizde baya yani geçmiş olacak neyse. Ondan sonra eve geldim ben saat 3,5 falandı galiba. Aldıklarımı yerleştirdim. Oğlan geldi, büyük oğlum geldi. O da üstünü falan değiştiriyor ama benim başıma öyle bir ağrı saplandı ki anlatamam yani. Direkt şurada bakın. Noktası da belli. Bakın tam şu işaret parmağımın altında hani böyle şakakta deriz ya hani tam burası şu nokta bakın bastırınca bile acıyor yani o kısma sanki böyle bir şeyi aniden sokmuşlar gibi geçen Nuray Hanım Nuray Atalay kulakların çınlasın canım benim dinliyorsan migren belirti veriyorum nasıl başlıyor falan diye sokmuştu aynen bu şekilde hiçbir şeyiniz yok bakın şu anda olduğum gibiyim. Bir anda sanki böyle hup diye bir ok giriyor buraya ve buradan şuraya doğru yayılıyor. Şu kaş boyunca tam kaşınızın yani kaşımın üstüne kadar yayılıyor. Zaten ben göz tansiyonu hastasıyım arkadaşlar. Bayağı da yüksek benim göz tansiyonum. Bu gözüm iptal. Bu gözümle göremiyorum. Yani bu gözümü böyle kapatma hissi geliyor. Yani gözümü kapatınca sanki böyle daha rahatlayacakmışım gibi bir his geliyor ve bu gözümde çok net göremiyorum. Derken buradan şuralardan çıkıyor buraya doğru çıkıyor. Ama o gün çok değişik bir ağrı oldu. Migren gibi başladı, arkasından migren gibi devam etmedi. Hani migrenin belirtileri de gerçekten çok şiddetli bir ağrıdır. İşte ışığa dayanamazsınız, sese dayanamazsınız, mideniz bulanır, bazen kusturur sizi. Ama bu öyle seyretmedi. Migren gibi başladı. Elim ayağım titremeye başladı. Ellerim böyle şu şekilde parmaklarım. Ellerim bu böyle tutuyorum. Ellerim sabit durmuyor. Parmaklarım asla sabit durmuyor. Şu ensemden
Böyle bütün sırtıma doğru sanki böyle soğuk bir su döküldü, bir ter boşaldı gibi bir tuhaf bir şey yani. Ve nefes alamamaya başladım. Hani ben küçük çaplı bir spazm mı yaşadım, ne oldu, nasıl oldu hiç bilmiyorum. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Çok tuhaf bir şeydi böyle. Tansiyonumu ölçmek aklıma geldi. Çünkü ben birkaç sefer daha tansiyon atağı yaşadım. Tansiyon hastası değilim. Hani şu ana kadar belirlenmiş bir tansiyon hastalığım yok. Ama bilmiyorum nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Yediğime içtiğime de dikkat ederim. Tuzu yemem, işte ekmek yemem çok fazla kahvaltı dışında ne bileyim. Hani hamur işi yaparım ama ben çok yemem. Hani eskiden olsa tamam doğru evet yiyordum ama artık yemiyorum. Neyse çok uzatmayacağım. Çok farklı bir şeydi. Tansiyonumu bir ölçtüm. Büyük 16, küçük tansiyonum 10. Benim tansiyonum 12.8 olmaz hiçbir zaman. 11, 11 yani 11.7, 11.9, 11.8, 10.8 o civarlarda olur. Hani 12.8 olmaz asla. Normal değerleri bulmaz. Ama ben anladım. Yani bunda dedim çok farklı bir şey var dedim. O zamana kadar oğlum geldi odaya. Oğlum dedim ben çok kötüyüm. Ben ölüyorum galiba dedim yani. Olduğum yerde böyle yığılacağım, bayılacağım o derecesine. Anne ne yapabilirim dedi. Sen dedim hemen bana limon sık. Bir bardağın içine üstünde suyla doldur, karıştır, getir. Yüksek tansiyona limonlu su iyi geliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. O anda çocuğun yapabileceği o var. Ellerim titriyor. Ben kalkıp hiçbir şey yapamıyorum. Ayakta da duramıyorum. Ve zaten başımda deli gibi bir ağrı. Tek yapabildiğim şey dolaptan jeli alıp tülbentin arasına koyup böyle sıkıcana bağlamak oldu. Jeli de size gösterecektim. Unutuyorum her seferinde. İşte arkadaşlar bu. Soğutucu jel. Şu anda buz gibi. Çünkü buzluktan çıkardım. Bunu bir tülbentin arasına koyuyorum. Neresi ağrıyor? Burası mı ağrıyor? Buraya. Hemen onu sarıyorum güzelcene. Benim sürekli bu küçükten iki tane var. İki tane de büyük var. Büyük bayağı bir büyük. Şöyle bir yarım metrelik gibi bir şey. Yani tüm kafanızı şey yapabiliyorsunuz. Ona sarabiliyorsunuz. Onu daha çok ayaklarım rahatsız olduğu için almıştık. Onu onun için kullanıyoruz ama migrende de hani başınız ya da çok mesela tansiyonunuz çok yükseldiğinde soğuk suyla başınızı yıkayın diyorlar. Eğer duş alabilecek kadar iyiyseniz mümkünse soğuk suyla soğuğa yakın suyla duş alın diyorlar. Kekik çayı hani evde yapabileceğiniz şeyler tansiyon hastası değilsiniz o anda müdahale etmeniz lazım. Kekik çayı, nar yemek. İlaç kullanmıyorsanız, herhangi bir zarara dokunmuyorsa yani bunları yapabiliyorsunuz. O anda hani tansiyonunu dengelemek amaçlı. Birkaç tanesini yaptım. İşte dediğim gibi jelide tülbentle doladım başıma ve akşam oluyor. Yemek yok evde. Ondan sonra azıcık böyle dedim oğluma ben yatacağım yani karanlığa gitmem lazım benim saat 4. Odaya geçtim artık. Sessiz zaten. Evde ses yok. Bizim evde ses olmaz öyle. Kimse gürültü, harala gürültülü bir ses çıkarmaz. Herkes evde de olsa bile. Öyle ses çıkaran bir aile değiliz biz. Ondan sonra neyse odaya geçtim. Göz bandımı da taktım tabii ki. Eşimi aradım. Dedim böyle böyle. Benim durumum hiç iyi değil. Bu sefer dedim çok farklı, çok değişik bir şeyler var dedim. Anlamadım dedim. Tamam dedi gelince hastaneye götürürüm ben seni dedi. Geldi. Saat bu sefer 5.30-6'ya geliyor. Çocuk okuldan gelecek. Diğeri gelmiş. Aç. Sen dedim hiç benimle uğraşma. Önce bir şeyler hazırla çocukları yedir. Ondan sonra dedim biz gideriz hastaneye. Geçmezse dedim. Birazcık da böyle daha iyi hissediyordum kendimi. Dedim benim hiç yani ayağa kalkacak halim yok. O oğlumla birlikte hazırlamışlar sağ olsun. Allah razı olsun eşimden. 1.000 kere razı olsun ya Rabbim. O olmasa ben ne yaparım gerçekten bilmiyorum. Beni de çağırdılar. Önce canım bir şey istemedi. Midem bulanıyordu çünkü. Sonra birkaç lokma yedim.
Biraz daha iyi gibi hissetmeye başladım kendim. Bir yarım saat oturdum dedi, hadi gidelim dedi. Dur dedim, eğer geçerse gitmeyiz. Yarım saat sonra tekrar aynı şeyler. Haydi kalktık hastaneye. Hastanede bir uzak bir yağmur yağıyor. Oo, her yeri sel götürüyor yani, o derecesinde. Arabayla da dikkatli gitmek zorundasınız. Benim gözlerim kapalı. Tülbenti böyle sıkı sıkı dolamışım. Başıma kırmızı bir tülbentim var. Ama böyle şuralarıma izi çıkıyor artık. Yani o öyle sıkmışım. O şekilde gittik hastaneye. Doktor gördü. Müşahede odaları da dolu. Müşahede odaları dolu olduğu için serum takamadılar. Serum taksak daha iyi gelir aslında falan da dedi. Ama 2-3 tane iğne yazdı. Hemen iğneleri orada yaptırdık. İşte iğneden sonra ilaç da yazdı, pardon. İlaç yazdı. Zaten ayın 18'inde şey var. Nörolojiye randevum var benim. Nörolojiye de öyle randevu bulamıyorsunuz maalesef. Gideceğim bakalım. Defalarca tomografi çekildim. Defalarca beyinden film çekildim. İşte hatta migrenin sebepleri araştırılırken göz tansiyonu olduğum benim ortaya çıktı arkadaşlar. Hani migrenin sayesinde göz tansiyonum ortaya çıktı ve ileri derecede olduğu ortaya çıktı. Kulak burun boğaza gitmiştim. Hani ondan da kaynaklanabilir diye. Orada da burnumda kemik eğriliği doğuştan. S şeklinde. Çünkü zaten ben nefes almakta da zorlanıyorum. Bir de çene kemiklerimin, özellikle şu alt çene kemiğimin çok inceldiğini, bununla çene cerrahisinin ilgilenmesi gerektiğini falan da söylemişlerdi o zaman. Gittim burada çene cerrahine de, ona hiçbir şey yapabileceğim bir şey yok dedi. Yavaş yavaş bütün dişlerimi de kaybetmeye başlıyorum maalesef. Gün geçtikçe onlar da gidiyorlar elden. Öyle yani, migren tedavisi araştırırken başka şeylere. Öyle çok kötü bir gün geçirdim. Ara ara tutuyor zaten şu son bir haftadır. Özellikle geçen hafta perşembe gününden beri, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, o 4 gece bana zindan oldu. Hani diyordum ya, gece bekçiliği yapsam bundan daha iyi diye. Aynen öyle yani. Ve aynı saatte aynı şekilde tutması, ama bu çok farklıydı. Yani küçük çaplı bir, acaba diyorum şey mi, tansiyonum çok yükseldiği için kalp krizi, spazm gibi mi bana hissettirdi. Çözemedim. Gerçekten çözemedim. Şimdi beyin cerrahiye gideceğim. Beyin cerrahiyle nörolojiye gideceğim. Anlatacağım durumumu. Artık oradan beni hangi bölüme sevk eder? Yine tomografi mi der? Hiç bilmiyorum. Bir yıl önce çekildi tomografi. Beyinde bir şey çıkmıyor. Allah'a çok şükür herhangi bir şey çıkmıyor. Göreceğiz bakalım. Yani acil servislere gide gele. Ondan önce de 2 gün mü, 3 gün mü önce, şurada bir tane dişim var. Şurada çiğneme dişi. Yıllar önce Fethiye'de kanal tedavisi yapılmıştı o dişime. Kaç sene kullandım ben onu? 2 sene falan kullandım. Ama çok memnun kalmadım yani. Çünkü dişimin çoğu gitmişti. Bayağı bir kısmı gitmişti. Ben çekin dedim. Hayır dedi. Kanal tedavisi yapalım dedi. Kullanırsın daha dedi. Hani gittiği yere kadar gider dedi. Bayağı da zor kanal tedavisi de yapıldı ama uzun lafın kısası. Daha sonra bir buçuk sene önce yemek yerken dolgum düştü. Yani o gümüş dolgu, amalgam dolgu deniyor ona. O diğer dolgularla karıştırmayalım. Kanal tedavisi yapıldı mı gümüş dolgu oluyor. Çıkmayan dolgu diye de geçiyor. Ama geriye kalan diş parçaları, büyük diş çünkü, ortası oyuk. Geriye kalan kenarlardaki sütun tarzı diyebileceğim parçalar çürüdüğü için, onlar da dolguyu tutamayacak hale geldiği için dolgu düştü. Dolguyla birlikte iç kısımdan bir parça daha koptu.
3 gün önce de işte yemek yerken yine sabah kahvaltısında burada son kalan parça da çıt dedi. Ve ağzımın içinde sallanıp duruyordu. Acil servise gittik yine. Oradaki doktor da diş hastanesinde acili var ama çekmedi. Şeye sevk etti. Polikliniğe sevk etti. Yani polikliniğe gelin çeksin. Çünkü bir kısmı hala çenemde. Kökleri içeride yani. Kırılıp kırılıp düştü. Az önce o kalan parçayı da dilimle şöyle yapıyordum. Pat diye o da gitti. Artık nasıl olacak hiç bilmiyorum. Çene cerrahisine randevu alıp onu da halletmem lazım. Ben yani şu son 3 haftadır sürekli hastanedeyim. Acil servislerdeyim. Yok serum taktır. Yok iğne yaptır. Yok dikiş attır. Yok o yok bu derken yani hastaneden gelemez olduk. Bu arada elimi soranlar var. Elim şu şekilde ama gördüğünüz gibi bakın dikiş yerlerin hala izi var. Orta parmağımı geriye doğru ittiremiyorum. Ve daha fazla parmaklarımı birbirinden ayıramıyorum. Bakın bunu nasıl ayırıyorum? Bu ayrılmıyor. Yani böyle elimin durumu da bu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafanızı çok şişirdim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.